1 bölü 50 çıktı almak üzere hazırlamış olduğum bir AutoCAD çizimi var. Ne demek 1 bölü 50 çıktı almak üzere derken ne demek istiyorum? Yani çizim kalitesi 50 çıktı almaya göre ayarlanmış. Yani kapılar bu detayda mesela. İşte veya pencereler bu detayda. Daha detaylı değil. Tefrişler deseniz öyle. Hani çok böyle 1 bölü çok yakın bir çıktı alacakmış gibi bir detayda yazılı çizilmiş değiller. Ve daha önemlisi kalem kalınlıklarım. Yani LA Enter yaptığımda örneğin duvar layer'ım işte 0.35 vermişim. Veya işte nedir burada görünüş layer'ım var 0.15 vermişim. Veya doğrama yani kapı pencere layer'ım 0.15, 0.2 vermişim gibi. Veya tefrişle ilgili layer'larımı da ona göre ayarlamışımdır. Tefriş 0.13 vermişim. 1 bölü 50 çıktı alacağım şekilde ayarlamışım çizimi. Bir kere bunu kesinlikle bir kontrol ediyoruz yani. Layer'dan kalem kalınlıkları şart. Çünkü ben bu çizimi siyah beyaz çıktı alacağım. İkinci konu. Ne boyutta çıktı alacağım? Ne boyutta çıktı alacağımdan önemli olan şey ne ölçekte çıktı almam gerektiği. 1 bölü 50 dediğimize göre şöyle bir kontrol ediyorum. Bakın distance'dan bu çizimin boyutuna bir bakalım. Baştan sona bunun en uzun tarafı kaç? 13.45, 13.50 desen. Yani 1 bölü 50'si böldüğüm zaman yaklaşık 26-27 santime gelecek. Demek ki kağıt boyutlarını biliyoruz işte. Neydi? A4 21'e 29.7. A3 kaçtı? 29.7'ye 42. A3 çizeyim bir tane. Çünkü A3 alacağım büyük ihtimal. Ben burada çizdim. Ama buraya nasıl yerleştirdim onu görmeniz için. Rectangle komutunu giriyorum. Buraya bir tane A3 çizeyim. A3. 42,29.7. Bu kadar. Ama 50 çıktı alacağım için bunu 50 kat büyütmem lazım. 20 çıktı denemek istiyorsaydım o zaman bunu 20 kat büyütecektim ki hani kağıtta bu çizim nasıl duruyor diye. Scale Enter dedim. Bu A3, gerçek A3'ü çarpı 50 dedim. Bakın 50 ve gelip bu kağıdı burada konumlandırdım. Birinci aşamaya geçti olay. Tamam dedim. İşte yazılarını yazdım. Öğrenci numarası adı, ne çizimi olduğu, işte ölçeği mutlaka yazıyoruz. Kuzey işaretim, yazılarım, her şey tamam. Şöyle bakıyorum, kontrol ediyorum. Zaten önceden bir kontrol mutlaka ediyoruz. Şimdi gelelim, ne dedik? Birinci aşama layer kontrol, ikinci aşama kağıt boyutunu ayarlama, üçüncü aşama çıktı. Plot. Plot. Geldi plotu. Şimdi benimki birazcık şey farklı sizinkinden. Hem 2015 versiyonu olduğu için hem Mac olduğu için. Sizin normalde burada printer dediğimizde printer seçenekleriniz, plotter seçenekleriniz çıkacak. Orada yani oradan seçeceğiniz plotter tipine göre kağıt boyutlarınız ortaya çıkacak. Bence DWG to PDF'i seçin. Ve daha sonrasında buradan A3 kağıt boyutunu seçin. Çünkü A3'ü ayarladık. Bu sizde farklı bir yerde. Şunu açıyorum, büyütüyorum bunu Edit Page Setup'tan. Portrait mi yani dikine mi dursun kağıt yoksa yatay mı dursun? Yatay durmasını ben ayarladım. O yüzden Landscape'i seçiyorum. Display. Geldiğimde Window'u seçiyorum. Window'u seçtiğimde bana çerçeveye al diyor. Çerçeveye aldım. Ve burası kesinlikle Thick to Paper'da kalmayacak. Biz hiçbir zaman mimarlar yani çok özel durumlar dışında ölçekli çıktı alırız. Mekan tasarımcıları çünkü başka birisi de ölçebilmeli. Burada milimi aldıktan sonra 1 bölü 50'nin karşılığı 1'e 5'tir. Çünkü neden? Neden 50 yazmıyoruz hocam? Çünkü biz santim cinsinden çizdik. AutoCAD milim cinsinden ayarlı. Eğer milimetre cinsinden çizmiş olsaydık buraya 50 yazacaktık. Ama santim cinsinden çizdiğimiz için bir tane sıfır atıyoruz, 1'e 5 yazıyoruz. Sonra center on page diyoruz. Yani çizimi sayfaya ortala diyoruz. Center on page demezsek sağda solda kayıklık olabilir. Sonra ne diyorduk? Plot style table. Yani çıktı kalem kalınlığı ayarıdır bu. Ben size CTB'leri göstermedim. Ama böyle bir şey olduğunu bilin demiştim. Sadece monokrom gösterdi şimdiye kadar. Kalem kalınlığı ayarları olan bir dosya alıp buraya koyarsanız onu seçebilirsiniz. Ama ben sizden öyle bir şey istemiyorum. Şu anda siyah beyaz kalem kalınlıklarını ayarlamış olduğumuz şeyin monokrom çıktısını alacağız. Şu kısım çözünürlükle ilgili çok önemli değil şu anda.
ve yaptık ayarı. Okey diyorum. Kontrol ediyorum. A3 işte 1'e 5 yani 1 bölü 50. Preview diyorum. Ve tam gayet şu anda bu çıktı 1 bölü 50 olarak ayarlandı. Okey diyorum. Ya da Escape'e basıyorum pardon. Mesela şurayı çarpıyorum. Şuradaki PDF var ya, Save as PDF dersem işlem tamam. Ben bunun çıktısını aldım artık. Buna çıktı ya da nasıl diyeyim? Siz kendiniz isim verirsiniz ama böyle son, bu son, bu gerçekten son gibi isimler verirseniz karışıyor. Belki tarih atarsınız. Ben çıktı 50 diyeyim şimdilik ama Türkçe karakter kullanmamak iyidir. Bazen hata veriyor. Ciddi yazıyorum o yüzden şimdilik ya da plot yazabiliriz. Save dedim. Kontrol edelim. Bakıyorum çıktı 50. Evet. Şimdi bunu nereye gönderirseniz gönderin. Bunu 1 bölü 50 ve kenar boşluğu vermeden olduğu gibi bas derseniz hangi ozalitçiye, hangi kırtasiyeye orantısıyla oynamadan A3 kağıda bas derseniz bu doğru ölçekte 1 bölü 50 ölçekte çıkacaktır. Ve isterseniz kontrol edin burada kalem kalınlıklarımı doğru ayarlamış mıyım, çizimimde bir sıkıntı var mı, işte çıkmayan çizgiler var mı? Bunu yaptıktan sonra gönderin. Bu kadar, bitti. Kolay gelsin.